Bugün güzel bir kuru fasulye yemeği yapalım arkadaşlar. 4 bardak koydum. Bu 5. bardağı. Ve yıkıyorum arkadaşlar. Fasulyeyi ben geceden kesinlikle ıslamam arkadaşlar. Islayanlar olabilir. Onlara da saygı duyarım. Ben böyle yapıyorum yemeği. Öğrendiğimden beri hep aynı. Değiştirmedim ve çok da güzel oluyor yemeği. Fasulyemizi yıkadık. Tenceremize koyuyoruz. Üstüne de şöyle su koyuyorum. Sarı suyunu çıkarana dek kaynayacak arkadaşlar. Bu kadar bir su koyuyorum. Evet, fasulyemizi ocağa koyduk. Fasulyemiz sarı suyunu çıkarmaya başladı. Fasulye sarı suyunu saldı arkadaşlar. Şimdi yıkayacağım fasulyemi bir güzel. Altını kapatıyorum. Yıkamaya götürüyorum arkadaşlar. Fasulye 10 dakika kadar kaynadı. Sarı suyu çıktı. Şimdi bir güzel yıkıyorum. Tamamen gazı çıksın arkadaşlar. Fasulyeme 3 tane soğan koyacağım arkadaşlar. 3 parça soğan doğrayacağım ufak ufak. Burada da fasulyem yıkandı. Kapatıyorum. Soğanlarımı doğruyorum. Soğanlarımızı doğradık. Sıvı yağını vereceğim. Kuru fasulyenin. Sıvı yağını da verdim arkadaşlar. 1 çay bardağı sıvı yağ. Güzelce kavuracağız soğanlarımızı arkadaşlar. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavuracağım. Erimeye başlasın biraz soğanlar. Diri diri kalmasın içinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soğanlar kavruldu. Salçasını veriyorum. 2 yemek kaşığı salça. 3 tane soğan doğradım. 1 çay bardağı sıvı yağ koydum. Salçayı da bir güzel kavuruyoruz. Biber salçası kullanıyorum arkadaşlar. Fasulyemizi veriyoruz artık. Fasulyeyle de biraz kavuruyoruz. Kıvam alsın diye arkadaşlar. Tuzunu vereceğim arkadaşlar. Tuzunu veriyorum arkadaşlar. Tuzuyla da lezzetlensin. Böyle kavurduğumuz zaman fasulye daha lezzetli oluyor. Suyunu verelim arkadaşlar.
Bu su az arkadaşlar. Tekrar su kaynatacağım. Gördüğünüz gibi harika bir kuru fasulye oluyor arkadaşlar. Kapağını da şöyle yarım kapatıyorum. Fasulyeyi kaynamaya bırakıyorum. Fasulyemiz pişti arkadaşlar. Altını kapatacağım. Evet arkadaşlar, fasulyemiz pişti. Yapan herkese afiyet olsun. Bereketli olsun arkadaşlar.